Öncelikle üst solunum yolu enfeksiyon hastalıkları nelerdir? Mustafa hocamızdan dinleyelim. İyi günler diliyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına değinmeden öncelikle solunum yollarını bir tanımlamak gerekir. Solunum yolları kabaca ikiye ayrılır. Üst solunum yolları ve alt solunum yolları. Üst solunum yolları içerisinde burun, boğaz, gırtlak dediğimiz bölge, ses kutusu dediğimiz ses tellerine kadar olan bölgeye biz üst solunum yolları diyoruz. Bundan daha aşağıda kalan bölgede ise artık alt solunum yolları başlıyor. Burası da nefes borusu, trake, bronşlar ve akciğerler, alveollere kadar da alt solunum yolları olarak geçiyor. Üst solunum yollarında anatomik olarak hangi bölgeler yer alıyor? Onları bir tanımlamak lazım. Üst solunum yollarında burun boşluğu yani nazal kavite ve paranazal sinüsler yani burun ve sinüslerin birlikte oluşturduğu paranazal ünite. Bununla bağlantılı olarak östaki tüpleri ve orta kulak boşlukları da üst solunum yollarına dahil oluyor. Bundan başka burnun bittiği yerde, burnun tam arkasında sonlandığı yerde nazofarings dediğimiz bölge başlıyor. Burnun boğazdaki kalk arasında geniz dediğimiz bölge, burnun boğazla birleştiği bölge. Buraya kulaklardan gelen üstteki tüplerimiz açılıyor ve kulakların havalanması nazofarings dediğimiz bölgeden sağlanıyor. Nazofarings'in aşağı tarafında orofarings başlıyor. Orofarings dediğimiz bölgede yumuşak damak, küçük dil, bademcikler ve bademcik arkları yer alıyor. Posterior faringeal duvar yine bir bölümüyle burada yer alıyor. Orofarings'in alt tarafında hipofarings diyoruz. O artık burada dil kökü ve faringeal duvarlar bizi karşılıyor. Dil kökünün alt tarafında da, dil kökünün altında da epiglot kıkırdağı, larynx kıkırdağı artık bizi karşılıyor. Ve daha aşağı bölümde de larynx dediğimiz ses tellerini içeren birçok hayati yutma ve solunum fonksiyonunda, ses oluşumunda görev alan bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bu saydığımız bölgelere üst solunum yolları diyoruz biz. Tabii bütün bu bölgelerin, bütün bu organların farklı farklı enfeksiyon hastalıkları oluyor. Her birinde ortaya çıkan tablo birbirinden farklı olabiliyor. Şu anda kış aylarına giriyoruz. Kış aylarına girerken artık biliyoruz ki bizim bir baş edemediğimiz, başımızın belası olan bir grip virüsümüz var. Evet, grip. Evet, grip virüsü enfekte ettiği her insanın mutlaka neredeyse hasta ediyor. Daha önceden eğer bağışıksanız bile, daha önceden grip geçirmişseniz bile birçok kez daha geçirme ihtimaliniz oluyor. Çünkü her defasında birden çok kez bazen bir yıl içinde birden fazla kez mutasyon değiştirip yani mutasyon geçirip giydiği mantoyu, örtüyü yani antijenik yapısını değiştirerek bizim bağışıklık sistemimizin savaşçı hücrelerinden kendini koruyabiliyor. O yüzden biz bir yılda iki defa, üç defa, dört defa grip virüsüne yakalanıp hasta olabiliyoruz. Çok baş belası bir durum. Bundan nasıl korunacağız? Tabii ki ona geleceğiz. Ama grip virüsü bizim vücudumuzda ne yapıyor? Ona bir bakalım öncelikle. Grip virüsü öncelikle hani soğuk algınlığı, grip dediğimiz hastalığı yapıyor. Bu aslında basit bir hastalık gibi görünse de özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda, yaşlılarda ve çocuklarda, vücut direnci düşük insanlarda, kronik hastalığı olanlarda, işte şekere, tansiyonu olanlarda, kalp hastalarında veya karaciğerli böbrek hastalarında, immünsüpresif ilaç kullanan insanlarda ciddi hayati enfeksiyonlara, ölümcül enfeksiyonlara sebep olabiliyor grip virüsü. O yüzden çok çok önemli. Grip virüsü vücuda ilk girdiği anda, girdiği zamandan itibaren bir inkübasyon periyodu oluyor. 2 gün ila 1 haftaya kadar uzayabiliyor. Bu inkübasyon periyodunda hafif halsizlik, işte hafif böyle bir ateş gibi belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Ondan sonra işte boğaz ağrısıyla kendini göstermeye başlıyor. Yüksek ateş, öksürük, işte burun akıntısı, burunda tıkanma gibi belirtilerle seyrediyor. Ondan sonra bir hafta 10 gün civarında biz hani klasik bilgi olarak söyleyebiliriz.
kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyona sebep oluyor. Yani sağlıklı bireylerde, bağışıklık sistemi sağlam bireylerde kendi kendini sınırlayıp büyük çoğunlukla geçen bir enfeksiyona sebep oluyor. Biz griple gelen hastalarda belirli ilaçlar kullanıyoruz. Aslında yaptığımız tedavi semptomatik tedavi. Ne demek semptomatik tedavi? Bizim elimizde hani grip virüsünü öldürecek bir antiviral ilaç çok fazla olmamasına rağmen biz gripin belirtilerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyor mesela? Ateşi çıkardıysa biz ateşi düşürmeye çalışıyoruz. Boğaz ağrısı yaptıysa ağrı kesici verip ağrısını dindirmeye çalışıyoruz. Hastamızın burnu akıyorsa, öksürüğü varsa burun akıntısını geçirecek işte dekonjestan ilaçlar veriyoruz. Öksürüğü geçirecek antitüsif ilaçlar veriyoruz. Burnumuz tıkandıysa burun açıcı spreyler veriyoruz. Bu şekilde hastanın belirtilerini semptomatik olarak tedavi edecek şekilde destek tedavisi düzenliyoruz.